Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir çatı katı, teras çatı katı arasında, kiremit shingle çatının altında, kapalı çatı altındayız. Burada bir yalıtım, ısı yalıtım olayını çözmeye çalışacağız. Kullandığımız malzeme 50 tanesinde yoğunluğunda taş yünü. Daha önceki arkadaşlar videolarımın bir tanesinde cam yünü nasıl döşenir bunu göstermiştim. Cam yünü farklı markalarda vardı. O videoda anlatmıştım arkadaşlar bu konuyu. Cam yünü ile taş yünü arasındaki fark neydi? Cam yünü rulo halinde daha sarı renkte, marka değişikliğine göre kavun içi ile sarı renk arasında gezer. Rulo halinde yaklaşık 9,6 metre kare rulo şeklinde satılıp uygulanan, rulo halinde serilerek, halı gibi serilerek uygulanan bir malzemeydi. Bir kaşındırıcı etkisi vardı. Isı yalıtım olayı daha azdı. Fiyatı da ekonomikti. Bunlara nispetle. Taş yünleri arkadaşlar kendi aralarında birkaç gruba ayrılır. Santim olarak, yoğunluk olarak. Bu 50 dansite malzeme ara bölmelerde ve çatı katlarında döşenir. Bir de arkadaşlar bu malzemenin 150 dansite olanları vardır. Dış çapa mantolamasında, zemin altı, parke altı döşemelerinde kullanılabilen cinsi ve çatı katlarında döşenebilen cinsi vardır. 150 dansite malzemenin 3 santim, 4 santim, 5 santim şeklinde kalınlıkları vardır. Mantolama ile beraber farklı işlerde bütçesi iyi olan arkadaşların kullanabileceği yüksek kalitede ısı yalıtım sağlayabilecek ama bütçesi de bir o nispette artarak ilerleyen kapama malzemesidir. Burada konumuz arkadaşlar bu taş yünü. Taş yünü burada arkadaşlar levhalar halinde leva leva döşeceğiz. Döşeme kolaylığı sağlıyor bize. Cam yünü nispetle kaşındırma oranı daha az. Bize verdiği, size verdiği, döşeyiciye verdiği zarar kaşınma anlamında daha az. Cam yünü gibi fazla kaşındırmaz taş yünleri. Döşeme kolaylığı vardır. Cam yünü dediğim gibi rulo halinde olduğu için çatı katlarında ağaçlar, çok fazla yerlerde taşıyıcı ağaçlar vardır. Bu anlamda rulo halinde ki uygulamalar biraz zahmetli olabiliyor ama bu şekilde plakalar döşemesi arkadaşlar kolay oluyor. Plaka döşemesi kolay. Eldiven takmanızda fayda var. Paket bıçağıyla veya bir bıçak eldiveniyle kolayca kesebilirsiniz. Arkadaşlar taş yününün çatı katlarında kiremit altını koyabilirsiniz. Sorunu yoksa zemine döşersiniz. Üzerine boş bırakabilirsiniz. Bir karton, naylon bir şey serebilirsiniz. Veyahut da aralara çıta koyup, üçlük, dört çıta koyup bunu aralarına döşeyip üzerini alçıpan veya da betopan, şildeks, bordeks türü malzemelerle kapatıp üzerinde gezinebilirsiniz de. Teras kullanım alanı olsun isteniyorsa bu şekilde de kullanılabilir. Ama gezinmeyen, kimsenin çıkmadığı bir teras veya da arada sırada çıkılan bir terassa hiçbir şey yapmaya da gerek yok. Direktman döşenip o şekilde bırakılabilir. Üzerine bir isteğe bağlı bir naylon, branda, karton türü bir şey serilebilir. Piyasada soğuk eşyacılarını bulabileceğiniz buzdolabı, çamaşır makinesi kartonları bol miktarda oluyor. Onları alıp serebilirsiniz. Üzerinde gezebilirsiniz de belli oranda eşya koyabilirsiniz. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum şimdi. Taş yünü döşeme videosuna bakalım. Farklı markaları var. Şu markayı kullanın demeyeceğim. Ben genelde piyasada çokça ismi zikredilen markayı kullanıyorum burada. Ev sahibine hayırlı olsun diyelim. İnşallah kışın faturaları daha azalacak. Tabii döşediğimiz malzemeyle birlikte. Zaten döşeme amacımız enerji sarfiyatını azaltmak. Dolayısıyla cep dostu bir uygulama yapmak istiyoruz. Arkadaşlar son katlarda özellikle kışın doğalgaz faturaları bir aylık yükseliyor. Evler ısınmıyor. Isınmadığı için de daha çok ateşleniyor kombi. Dolayısıyla bir kısır döngüye giriyor. Isınmıyor, ateşleniyor falan. En sonunda, ay sonunda fatura geliyor. Cep yakan bir fatura. Dolayısıyla devletimiz de bu konuda her zaman diyorum yalıtımı tavsiye ediyor. Arkadaşlar yalıtım evet sizin için de önemli ama devletimiz için de önemli. Doğalgaz yurt dışından dediğim gibi geliyor ülkemize. Sizin ödediğiniz her fatura evet ödüyorsunuz, devlete para gidiyor ama devlet de o parayı arkadaşlar yurt dışındaki firmaları, Azerbaycan, İran, Ermenistan gibi, Rusya gibi sağlayıcılar, tedarikçilere para aktarıyor. Dolayısıyla bir para kaybımız oluyor ülke olarak. Yalıtım arkadaşlar size ve devletimize kazandırır. Yalıtımı küçük de olsa büyük de olsa aksatmayın. Döşeme sahamız burası arkadaşlar. Şöyle ışığı da açayım.
Duş masamız burası. Yaklaşık 36 metrekare, 40 metrekarelik bir odanın üstü burası. Bolca ağaçla beslenmiş çatı. Aralarından gezip zeminimizi süpüreceğiz, temizleyeceğiz. Ondan sonrasında malzememizi uygulayacağız. Zamanında buralara bir cam yünü uygulaması da yapılmış. Bu malzemeyi toplayacağım. Taş yünü uygulamamızı yapacağız. En son iktiza ederse üzerine dilersek cam yününü de serebiliriz. Arta kalan malzemeyi de koyabiliriz. Şimdi biz bakalım bir malzememiz nasıl yerde gözükecek. Uygulaması ne dediğim gibi kolay mı? Ona bakalım arkadaşlar. Kalınlık 50 santim. Kapladığı alan 5,76. Ağırlık 12 kilo. 60'a 120 arkadaşlar ebatta. Taş yünü ve cam yünü ve benzeri çatı katı uygulamalarında özellikle mekan çok yeterli hava almadığı için ve döşediğimiz malzemede zararlı partiküller havaya saçtığı için muhakkak maskemizi takalım. Zaten bu aralar pandemiden dolayı, koronavirüsten dolayı maskemizi pek çıkartmıyoruz. Ekserikle zaman takıyoruz. Özellikle bu uygulamada takın. Burnunuzu da arkadaşlar kapatın. Kafanız arkadaşlar bir bandana türü bir şey yaparsanız iyi olur. Kulaklarınızı ve kafanızı da kapatın. Boynunuz arkadaşlar hava almayacak şekilde kapatın. İçinize girmesin, kaşındırabilir. Ben genelde sık tedbir oluyorum bu tür uygulamalarda. Alttan da kapatın. Kollarınız arkadaşlar uzun olsun. Elinize de eldiven giyin. Vücudunuza zarar verecek, kaşındıracak arkadaşlar. Bir katman kalmasın. Bu şekilde uygulamamıza başlayalım. Zemin temizliğiyle başlıyoruz. Zeminde taş parçası kalmamalı. Zemini güzelce süpürün. Zemin temizliği arkadaşlar yapıldığında toz çıkacaktır. 5-10 dakika ara verin. Tozun havalanmasını, dinginleşmesini bekleyin. Ondan sonraki aşamada bıçağımızla hemen malzememizi bu şekilde açıp malzememiz arkadaşlar önümüze alırız. Malzemelerimiz arkadaşlar şöyle plak halinde açıldığında kalınlığı 5-6 santim yaklaşık 7 santim buluyor. 50 tanesi de döşemesi kolay. Vücudu cıplak elle dahi kaşındırmayın arkadaşlar fazla malzeme cam yünü nispetle. Hemen döşemeye başlayalım. Hemen zeminimize koyduğumuzda köşelerden arkadaşlar hiç boşluk kalmayacak şekilde bir köşeden sağlam bir köşeden başlayın. Malzemesi kendi kendine oturuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık 5 dakika geçmiş olmasına rağmen 2 paket straforu, taş yünlü zemine döşedik. Bunu neden söylüyorum? Döşemesi kolay. Kendiniz de döşeyebilirsiniz. Sizden bu videoları arkadaşlar çekiş amacım biliyorsunuz. Eski takipçilerim bilir. Pek çok şeyi arkadaşlar kendiniz başarabilirsiniz. Onun için bu videoları arkadaşlar sizin de başarabileceğinizi göstermek için arkadaşlar videoları çekip yayınlıyorum. Ben paketlerini de arkadaşlar ziyan etmiyorum. Naylonlarını da üzerine koyup üzerinde gezilsin, tozulmasın diye, pislik üstünde yürümesin diye paketlerini de düzgünce açıp arkadaşlar üzerine seriyorum malzemenin. Dolayısıyla alttaki taş yünü de korumuş oluyoruz tozdan. Malzemenin arkadaşlar birleşim yerlerine tam oturdum. Bu şekilde ağaca ve direğe gelen yerler arkadaşlar
kolayca bir bıçak yardımıyla ayarlayabilip fazla malzemeyi alabilirsiniz. Arkadaşlar, döşeme işlemimizi bitirdik. Üzerlerine uygun bulduğum şıngıl malzemeleriyle kapattığım naylonlarla örttüm. Üzerinde yürünebilecek şekilde getirdim. Siz de böyle artık malzemeleriniz varsa üstünü kapatabilirsiniz. Alt katı tavan anlamında güvence almış olduk ısı yalıtım olarak. Arkadaşlar, bu yaptığımız işlem yaklaşık %40 oranında bir ısı yalıtım sağlar alt kata en az. Cam yünleri her zaman soruyorsunuz, %25 gibi arkadaşlar benim kanaatimce ve bilgisayarda okuduğum fabrika dokümanlarına bakaraktan cam yünleri %25 gibi bir ısı yalıtım sağlıyor. Tavan kaplamaları %20-25 gibi arkadaşlar, tekrar tavan altında süslü dekoratif kaplamalar bir ısı yalıtım sağlıyor. 150 danste taş yünü döşerseniz kalınlığına göre %50-65-70 aralığında ısı yalıtım sağlıyor. Arkadaşlar, tabi bu fiyatla da alakalı. Paranız varsa iyi de bir iş yapmak istiyorsanız en az 150 danste 4 santim veya 5 santim taş yünü döşerek ısı yalıtımınızı sağlayabilirsiniz. Ses yalıtımınızı arkadaşlar taş yünüyle sağlayabilirsiniz. Taş yünleri yanmaz. Ses ve ısı geçirmez belli oranlarda malzemelerdir. Çatı katlarında böcek, fare gibi oluşumları da engeller. Ev sahibi arkadaşlar hayırlı olsun. Yapacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Arkadaşlar, takipte kalın. Hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Dilediğiniz konularda sorular sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.